Sevgili dostlarım merhabalar. Ben Işık Abla. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bugün e, pazartesi bir hafta ilk e, günlerinde haftanın. Biliyorum hepinizin uğraştığı işler var, kafanızdaki tasarılarınız var. Fakat Rab bu haftayı sizinle beraber duaya adamamı istedi. Çünkü dedi ki ben onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Ben çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum ve onlara öğreteceğim bazı sırlar var göklerden mucizelerini, benim mucizelerimi alabilmeleri için. Ve ben bunu öğrettiğim zaman onlara, onlar uyguladıkları zaman hayatlarında görecekler çok büyük farklılıklar olduğunu, günlerinde, olaylarda, etraflarındaki insanlarda ne kadar büyük farklılıklar olduk olduğunu görecekler hayatlarında. Ve ben onların hayatında gösterdiğim farklılığı, bolluğu, artışı öyle bir şekilde kullanacağım ki onlardan artan onlardan taşan bereketler başkalarının hayatlarında da kendi etkinliğimi gösterecek. Kendi görkemimi gösterecek. Benim iyiliğimi gösterecek. Demek ki biz iyilik yaptığımız zaman kendi iyiliğimizi yapmıyoruz. Tanrı'nın iyiliğini başkalarına yapıyoruz. Biz Tanrı'nın iyiliğini başkalarına taşıdığımız zaman kesinlikle ne oluyor? Kendi kendimize böbürlenemiyoruz. O insanlara iyilik yaptığımız için, insanlara yardım ettiğimiz için. Sadece insanlara değil, hayvanlara dahi. Çevrenizdeki her şeye yardım ettiğiniz zaman, Tanrı'nın yarattığı, değer verdiğiniz zaman, saygı duyduğunuz zaman biz bununla böbürlenemiyoruz, övünemiyoruz. Neden? Çünkü bizdeki iyilik Tanrı'nın iyiliği. Bizdeki iyilik Allah'ın iyiliği. Bizdeki iyilik Rabbin verdiği iyilik. Bugün dua ediyordum sizin için. Rab dedi ki çocuklarıma söyle dedi. Onlara dedi müthiş bir sır vermeni istiyorum. Benim sırrımı vermeni istiyorum. Bu sır her kapıyı açacak. O göksel kapıları açacak onlar için ve bu bunu yapmaya devam ettikleri anda hayatlarına bakacaklar. Muhteşem bir değişiklik olmuş ve bu değişikliği bu hafta yaratacağım bu değişikliği Hüseyin Bey selam, Nülüfer'cim selam, merhabalar, Meral'cim, Aynur'cum, hepinize selamlar, sevgiler, Anicim. Ve Rab dedi ki bu değişikliği hayatlarına yaratmak istiyorum. Çünkü benim çocuklarımın bereketli, başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşamaları lazım. Başka türlü ben diyor kabul etmiyorum diyor. Ama benim çocuklarım bana gelmesini, benden istemesini ve artış için Artış için göklerin hazinelerinden almasını kabul edip sahillenmesini bilmiyor. Ve bunu sen öğreteceksin onlara. Peki ya Rabbim ne söylememi istiyorsun? Rabbim diyor ki benim sözümden konuş onlara. Rabbim sözü şöyle söylüyor. Lanet olsun insana güvenene. İnsana güvenen insan lanetlidir. Neden? Çünkü insanlara güvendiğiniz zaman onları tanrılaştırıyorsunuz, onları putlaştırıyorsunuz, onları ilahlaştırıyorsunuz. Rab diyor ki bereketlidir o insan eğer Tanrı'ya güveniyorsa bereketlidir. Biz bereket kelimesini çok kullanıyoruz ama bereketin gerçek manasını bilmiyoruz. Bereketlidir. Ne demek bereket? Mesela bir eskiden bile annem bir parça bir yemek yaptığı zaman. Böyle kaç gün yenirdi o yemek? Annem derdik ya bu yemek ne bereketli. Bu kapuska ben kapuska çok severim. Acılı kapuskayı çok seviyorum. Böyle kıymalı acılı kapuska. Annem yapardı kapuskayı. Bir hafta yendiği olurdu. 4-5 gün yediğimiz olurdu. Annem derdik ya ne bereketli kapuskaymış. Şu kadarcık kapuskadan şu kadarcık lahanadan e, ne kadar çok kapuska yemek çıktı. Bakın. işte bereket bu. Bereket bir şey bir tane alıyorsunuz çoğalması. Bir tane bir, bir liranız var cebinizde onun bir milyon olması. Bakın. Rab bugün sizi böyle bereketlemek istiyor. Bir tane bir şeyiniz var. Bir parça elinizde fazla bir şeyiniz yok. Ama Rab diyor ki ben onu bereketlersem diyor o çoğalacak, artacak, bitmeyecek. Paran bitmeyecek. Ya ne kadar bereketi varmış paranın. Benim yanımda çalışan insanlar, benim hizmette çalışan insanların bana söyle bir şey var. Bazıları hatta geldiler dediler ki biz bu hizmetten önce daha çok para yapmıştık şurada burada. Ama bu kadar paramızın bereketi yoktu. Bütün size söylüyorum yüzde 99 benim hizmette bunu ben kendim böbürlenmiyorum bu Tanrı'nın mesedilmişliği kim yardım ediyorsa bizim hizmetimize kim bir elini uzattıysa bir bardak su verdiyse çalıştıysa ne yaptıysa bizim hizmette her zaman bana geri gelip demişlerdi ki ya biz sana ne verdikse Rabb bize yüz katını verdi. Biz ne yaptıksa nasıl bir iş bu? Biz senin yanında çalışıyoruz, maaş alıyoruz. Biz bu maaşın iki katını aldık beş sene önce. Çünkü hizmette çalıştığınız zaman öyle çok büyük bir şey yok, şatafat yok, lüks yok. Ya biz kaç sene önce bunun iki katını aldık bu kadar paramızın bereketi yoktu. Bereket bu işte. Berekette artış var, berekette huzur var. Bereket ya ne bereketli bir ev. E, evin evin içine bizim eve girenler aynı şeyi söylüyorlar. Evin sizin evinizin içine adım attığımız zaman böyle bir huzur geliyor içimize. Bir esenlik geliyor. Niye bizim evde delikodu yok, İftira yok, negatif konuşma yok. Sürekli 24 saat Rabbin sözü çalıyor bizim evin içinde. Ya da Rabbi tapı, tapınma müziği çalıyor. Başka hiçbir şey yok evin içinde. Ne televizyonda pis diziler seyretme ne şu dizi... Hiçbirisi yok evin içinde. Tabii ki huzur. Bizim eve gelip kalan insanlar var. Bakın kadın haplarla yaşıyor. Bir, kaç kişi geldi böyle? Geldi ziyarete ya da başka bir e, organizasyon olayları oldu. Geldiler. Ondan sonra kaldılar dedi. Ertesi sabah ilk söyledikleri şey ben haplarla uyuyan insan 8-9-10 saat hapsız nasıl uyudum inanamıyorum sizin evdeki huzur. Öyle bir uyudum ki bebek gibi. Neden? Bereketi var evin. Öyle hiç kimseye biz herkese aynı şekilde muamele ediyoruz. İster çok önemli bir kişi gelsin evimize kalsın. isterse birisinin yardıma ihtiyacı olsun eve kalsın. Aynı yemek pişiyor değil mi? Sofraya koyuyoruz aynı yemek. İşte patatesiydi, şu suydu, kıymasıydı, bu suydu. Ne, ne Allah verdiyse oturuyoruz yiyoruz değil mi? İnsanlar diyor ki, öyle bir bereketli ki doydum. Çabuk doyuyor insan. Çabuk diyor. Ben size eve geldim mi çabuk duyuyorum. Evdeki gibi böyle yemek yemek istemiyorum diyorlar. <laughs> Onun için Nilüfer'cim bu hacizi kaldıracağız. Bunlara mucizeye ihtiyacınız var. Mucizeye ihtiyacınız var. Lütfen paylaşın. Dün de söylediğim gibi size öğretiyorum. Paylaşmakta bereket var. Bir şeyden bereket aldığınız zaman paylaşın. Paylaşarak arttırıyorsunuz. Görüyor musunuz? Paylaşarak bereketleri arttırıyorsunuz. Paranızı paylaşın. Ekmeğinizi paylaşın. Sevginizi paylaşın, sevincinizi paylaşın. Paylaş, paylaştıkça artıyor, paylaştıkça çoğalıyor. Bir tane olan bin tane oluyor paylaştığınız zaman. Bakın, bir tane olan bin tane. Size buradan bir bereket geliyorsa paylaştığınız zaman bin tane bereket geliyor. Paylaşarak artırıyorsunuz. Tamam, Rabbim dedim Rabbim başka ne söyleyebilirim? Ne söylememi istiyorsun bugün Facebook'ta? Dedi ki onlara söyle eğer bana güvenirlerse daha çok bereketlenirler. Berekette zenginlik var, berekette mutluluk var, sevinç var. İstediğiniz kadar paranız olsun, sağlığınız dolu bir ağzınızın tadı yok. Tadı yok, tatsız ağzınız. Hiçbir şeyden zevk, ağzınızın tadı yok ne demek? Hiçbir şeyden zevk almıyorsunuz. Hiçbir şeyden. Oturuyorsunuz televizyon en sevdiğiniz filmi seyrediyorsunuz, diziyi seyrediyorsunuz, zevk almıyorsunuz. En iyi restorana giriyorsunuz zevk almıyorsunuz. En iyi kıyafete giyiyorsunuz zevk almıyorsunuz. Takılar takıyorsunuz zevk almıyorsunuz. Bakın bende hiç yok. Hiçbir takı yok. Ama hayattan zevk alıyor. Benim takılarım Rab. Benim takılarım onun onun yağ, mes, mes, mes ya. Ne yapıyorsunuz? Bir şeyden zevk almadığınız zaman içinizde huzur yok, içinizde sevinç yok. Rab bugün diyor ki paranın ötesinde ben sana sevinç vereceğim. Bu bir bereket. Para da vereceğim ama sevinç vereceğim. Zenginlik de vereceğim ama en büyük zenginliklerin sevinç, huzur olacak, sevgi olacak hayatında. Bunları vereceğim sana. Bugün bunları da atmak istiyorum. Ama yapman gereken şu: Rabbe diyeceksin ki, evet, gelecek korkusu, gelecek korkusu olduğu zaman çok güzel. Bunu biraz önce İngilizce yayınımda konuştum. Gelecek korkusu. Ne yapacaksınız diyeceksiniz ki, Rabbi, Rabbim sana güveniyor. Korkunun olduğu yerde güven yok. Bakın. Güven yok. Size bir hikaye eskiden geç, gittiğimiz sokaklardan bir kaldığımız evlerden yaşadığımız yerlerden bir tanesinde yazlıktı bu. bir Bir çocuk vardı sokakta. Çok korkuyordum. Her zaman ne zaman ayağıma çelme takıyor, beni itiyor. Ben öyle çok atletik, çok güçlü bir kız değildim. Hep hastaydım. Antibiyotiklerle büyüdüm falan. Annemler hastalık hastası bir evden geliyorum. Ay camı açma üşütürsün. Koşma terlersin. Hep böyle. Hep hastalık hastası. Ben evden ayrılınca böyle ne terlemeye baktım ne şuya baktım. Hasta oldum, iyileştim. Hiç umurumda değil şimdi. Çünkü endişeli yaşamaktan bıktım çocukken. Hep endişe ve korku aydata ödeyemezler gelecek korkusu bu korkusu hep korkuyla yaşattılar bizi. Yani bizim toplumumuzda korku olan bir olay. Korkuyla yaşaya yaşaya yaşa hep tedirginsin, endişelisin. Endişe ruhu var. İçinde endişe ruhu var. Şimdi o endişe ruhundan kurt kurtulmayı öğrendim. Kendi kendime öğrettim. Nasıl öğrettim? Rabbin sözüyle. Kendi başarım değil bu Rabbin başarısı. Rab dedi ki bana güvenirsen. O sokaktaki çocuk işte hep ondan korkuyordum. Çelme takıyor sırtımdan itiyor beni. Alay ediyor benimle alay edilme insanların içinde arkadaşlarımın için utandırılma korkusu. Sokak çocuğu tipli serseri tipli bir çocuk. İyi bir aileden geliyor ama serseri. İçiyor beni ben de küçüğüm. Ama ne zaman ki babamla yürüyordum o sokakta. Ne zaman ki babam elimden tutuyordu. Benim babam güçlü kavgacı bir adamdır. <laughs> o zaman hiç korkmuyordum ona. Çocuk benden korkuyordu. Çocuk benden korkuyordu. Babamdan korktuğu için benden korkuyordu. Şimdi buradan kıssadan hisse ne? Siz sorunlarınıza Rabbinizin ne kadar büyük olduğunu söyleyeceksiniz. Her zaman sor diyorsunuz ki sorunlarım çok büyük. sorun Evet çok büyük. Evinize haciz geldi. Çok büyük. Evinizi kaybediyorsunuz. Kiranızı ödeyemiyorsunuz. Elektriğiniz kesiliyor. Çok büyük. Ama ya sorunlarınıza Bugün bir değişiklik yapalım. Göklerin hazinelerine erişmek, ulaşmak istiyorsanız göksel davranacaksınız, tanrısal davranacaksınız, ulvi davranacaksınız. Ne yapacaksınız? Sorunlarınıza Rabbinizin büyüklüğünü söyleyeceksiniz. Bu hacize sesleniyorum. İsa Mesih Rab'dir, Rablerin Rabbidir. Her şeyin her sorunun üstesinden gelir. Bab göksel babama güveniyor. Hadi bakalım. Aynı o çocuk gibi. Aynı nasıl benim peşimden koşan, beni iten, beni dürten çocuk gibi. Babam yanındayken bana dokunamıyordu. Eğer sürekli göksel babanızı yanına, yanında giderseniz, göksel babanızı merhaba Selahattin Bey, sevgiler, esenlikler, Ela Aksoy, bütün Selma, Femi, bütün değerli kardeşlerim buradalar. Nasıl e, baba, göksel babanızın elinden tutarsanız o zaman düşman yanınıza yaklaşamaz. Yapmanız gereken bu. Benim babam elimden tutarken giderken o çocuk bana tökez, beni tökezleyemiyordu. Bana çelme takamıyordu. Beni itip dürtemiyordu. Benimle alay edemiyordu öbür çocukların arasında. Ne zaman ki onu sokağından geçmem gerekiyordu. Belki markete gideceğim zaman hep babama diyordum ki baba ne olursun. Sen benim elimden tut. Beni götür oraya. Niye diyordu? Ya işte öyle söylemek de istemiyorsun. Çünkü söylesem gidecek çocuğu dövecek. Ailesiyle kavga edeceğiz. Başımıza iş çıkacak. Biliyorum. Onun için söylemiyorum. Ama niye babamı her zaman yanımda istiyorum? Çünkü babam elimde, elimden tuttuğu zaman hiç kimse bana saldıramaz. Bugünkü durumunuz da öyle. Eğer gelecek korkunuz varsa, eğer kira korkunuz varsa, sağlık korkunuz, doktor raporu korkunuz, her ne korkunuz varsa Rab diyor ki bugün size ben, benim elimden tut. Belki direkt fiziksel olarak düşünüyorsunuz nasıl Rabbin elinden tutabilirim, nasıl göksel babamın elinden tutabilirim ama ben bunu Sözlerle zikrediyorum, sözlerimle ilan ediyorum. Diyorum ki Rabbim sen benim elimden tutuyorsun, seninle yürüyorum. Hala gittiğim yerler var, benden nefret eden insanlar var, beni kritize eden insanlar var, bana hakaret eden insanlar var. Bazen öyle ortamların içine girmem gerekiyor ki herkes, bulunan ortamdaki herkes neredeyse kıskançlık, nefret, hakaret, kritize, yargılama her şey yüzleşeceğim değil mi? Rabbim, göksel babam sen benim elim, mükemmel babam sen benim elimden tut. Ve o odaya girerken, o ortama girerken hayal ediyorum kendimi. Kalbimde hemen düşünüyorum. Diyorum ki küçük bir kız gibi aynı babasının elini tutan. Babamla yürüyorum o ortamın içine. Ve içime bir güven geliyor. Başka Rabbim bana öğrettiği taktiklerden birisi de size söyleyeyim. Rab dedi ki insanların içinde bana benimle konuşamayacağın zaman ben şimdi herkesin içinde Rabbimle konuşuyorum. Eğer beni bir parça tanıyorsanız. Ama insanların içinde benimle konuşamayacağınız zaman belki bir olay var, insanlar var, kalabalık. Sadece dedi yukarıya bak. Ve içinden de ki sana güveniyorum. Öyle yapıyorum. Yukarıya bakıyorum. İçimden diyorum ki sana güveniyorum. Bunlar Rabbi çok hoşnut ediyor. Göksel hazineleri istiyorsanız göksel, göklere bakacaksınız. Göksel mucizeleri istiyorsanız göklere bakacaksınız. Bugün Rabb'e diyeceksiniz ki senden istiyorum gel gel elimi tut. Sen benim elimi tut. Bazen niye insanlar kilisede ellerini kaldırıyorlar Rabb'e dokunmak için bence. <laughs> Beni gör bana dokun. Rabb zaten sizi görüyor. Haleluya. 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 Göksel babamız muhteşem. Göksel baba deme o göksel her şeyi yaratan babamız biz onun çocuklarıyız. İsa Mesih'in oğlu sayesinde biz de Tanrı'nın Allah'ın çocuklarıyız. Bu cinsellikle olan bir olay değil ama ruhani olan bir olay. Ve böyle diyeceksiniz. Üçüncü size söyleyeyim. Birincisi neydi? Elini tutuyorsunuz Rabbin değil mi? Göksel babanızın elini tutuyorsunuz. İkincisi yukarıya bakıyorsunuz. Üçüncüsü sözünüzle ağzınızla söylüyor. Rabbim sana güveniyorum. Sana güveniyor. Dördüncüsü sana teslim ediyorum. Bu hacizi sana teslim ediyorum Rabbim. Oğullarımı, kızlarımı, hastalık durumunu, çocuklarımı, evliliklerimi, her şey evlilik durumunu, onların evliliklerini sana teslim ediyorum. Finansal durumumu sana teslim ediyorum. Görüyor musunuz? Bir şey güvenmediğiniz sana teslim edemezsiniz. Oğlunuzu, çocuğunuzu, bebeğinizi, gözünüzü, nurunu tutup herkese teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz alıp bankadaki paranızı ya da problem herkese teslim edemezsiniz. Ancak ve ancak güvendiğiniz kişiye teslim edebilirsiniz elinizde olan. Kime teslim edeceksiniz? Rabbe. Rabbe bir şey teslim ediyorum dediğiniz zaman ona güvendiğinizi söylüyorsunuz. Bakın sana güveniyorum dediğiniz anda Rabbi yüceltiyorsunuz. Bu kadar basit. Bu tapınmanın bir çeşidi. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Pek çok insan bilmiyor. Tapınmanın çeşitleri var. Bu da bir çeşit tapınma, Rabbi yüceltme. Bir insana sana güveniyorum dediğin zaman. "Sen çocuğumu bana" diyenler var. E, bazen Afrika'ya gidiyorum, işte dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorum. Mısır'a gidiyorum, Ürdün'e gidiyorum, şuraya buraya İsrail. İnsanlar bana diyorlar, "Kızımı al götür. Dünyanın öbür ucunda sana teslim ederim Işık abla evladım. Neden? Bu benim için çok büyük bir iltifat, çok büyük bir yüreklendirme, çok büyük bir cesaretlendirme neden? Çünkü bana güvendiğini gösteriyor insana Bu kadar sana güveniyorum. Kaç kere olmuştur insanlar belki size sırlarıyla güveniyorlar. Bu bile sizi bir yüceltmedir. O sırlara sahip çıkın gidip ay aramızda kalsın diye başkalarına anlatmayın. Güvenmek çok çok büyük. Çok çok büyük. Rabbe güveniyorum dediğiniz anda onu yüceltiyorsunuz. Rabbim bunu sana teslim ediyorum dediğiniz anda Rabbi Rabbe iman ettiğinizi ağzınızla zikretmiş oluyorsunuz. İmansızlıkla kesinlikle Rabbi mutlu, hoşnut edemezsiniz. İman Rabbi hoşnut eden bir olay. Ama siz ben Rabbi iman ediyorum, ben İsa Mesih'e iman ediyorum deyip ondan sonra endişe içinde yaşarsanız o imanın bir değeri yok. Sizin imanınız Rabbe güveninizi sağlayacak. Sizin imanınıza teslimiyet olacak. Bugün Rab bunları söylüyor. Ve her zaman söylediğim gibi bir şeyin artmasını istiyor musunuz? Paylaşın. Lütfen bu videoyu paylaşın. Lütfen şükredin. 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 Sürekli şükredin. Teşekkür edin Rabbe. Ve teşekkür edip şükredip paylaştığınız zaman göreceksiniz ne kadar çok bereketler hayatınızda artıyor. Ve ben şu anda dua ediyorum hepiniz için. Paylaşın ve bereketinizi alın. Ve ekmeğinizi bölün paylaşın, suyunuzu paylaşın. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Şu anda elinizde olan bir lira bir milyon olsun. Artışa geçin. Düşüşe değil artışa geçin bu hafta İsa Mesih'in diri adıyla. İsa Mesih'in bütün mucizevi gücünü şu anda sizin üzerinize akıtması için dua ediyorum. Bütün üzerinizdeki kötü ruhları, nefret ruhunu, affetmemeyi, karamsar düşünmeyi kovuyorum İsa Mesih'in adıyla. Depresyonu kovuyorum İsa Mesih'in adıyla. Bütün vücudunuzdaki hastalıklara hükmediyorum. İsa Mesih'in adıyla Şifanızı alın. Haleluya. 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 Afrika'ya gittiğimde 3000 kişilik bir kimsesizler yetimhanede kimsesizler yurdunda Yemekleri yok. Ertesi günün yemeğini garantisi yok. O günkü bir bardak su içiyorlar değil mi çocuklar? Bir sonraki suyun şey yok, garantisi yok. Afrika'da su yok. Ayaklarında ayakkabıları yok. Ve ama Rabbe güveniyorlar. Çocukların el ele tutuşup binlerce çocuğun Rabbe yarınki ekmeğimizi bize ver diye dua ettiklerini gördü. Sana güveniyoruz dediklerini gördü ve ertesi gün Rabbin nasıl onlara artış verdiğini gördüm. Nasıl tekrar ekmeklerini getirdiklerini. Bir parça tavuk, bir kutu tavuk, 3000 tane çocuk. Dua ediyorlar ve o kutudaki tavuklar artıyor ve herkesi besliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Neden Rabbe güveniyorlar? Rabbe teslim ediyorlar. O bir kutudaki tavuğu Rabbe teslim ediyorlar. Bir parça ekmeği Rabbe teslim ediyorlar ve hep bölüşüyorlar, hep paylaşıyorlar. Haleluya. Hep şükrediyorlar. Hep şükrediyorlar. Ve o çocuklar annesiz babasız. Her gün Rab tarafından besleniyor. Rab bugün size diyor ki benim aracılığıma seni beslemek istiyorum. Seni bereketlemek istiyorum. Ama bana güvenmen lazım. Bana teslim olman lazım. Sorunlarının ne kadar büyük olduğunu herkese söyleyeceğine sorunlarına benim ne kadar büyük olduğumu söyle. Benim Rabbim büyüktür. Benim Rabbim yücedir. Beni yaradan yapar. Beni yaradan halleder. Beni yaradan beni korur. Ona güveniyorum. Göksel Babama güveniyorum. İsa Mesih'in mucizevi gücüne güveniyorum. Haleluya. Haleluya. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla size dokunsun bugün. Ve üzerinizden bütün yüklerinizi, bütün ağırlıklarınızı, bütün depresyonunuzu, bütün içinizdeki karamsarlığı kaldırsın. İsa Mesih'in adıyla amin, amin, amin. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen paylaşın. Paylaşarak bu videonun bereketlerini arttırın. Sevgiler, esenlikler. Hoşçakalın.